bölgelerde yapılan aramalarda 41 saate pasaport, 2 adet çatışma bölgelerinde kullanılan Alaska, 1 bel altı aparatı, GPS cihazı, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü ve 1 adet gece görüş dürbünü ele geçirildi. Saldırıyı yapan terörist 15 Aralık'ta Konya'dan ayrılırken otogarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yılbaşına kadar da emri veren terörist tarafından yerleştirildiği İstanbul Zeytinburnu'ndaki Hürce evinde kaldı. Saldırgan ve emri veren terörist her yerde aranıyor. Teröristin saldırıdan sonra deniz otobüsüyle İstanbul'dan Yalova'ya gittiği, Yalova'da ise Bursa plakalı bir otomobile bindiği öne sürüldü. Polis, plakası belirlenen otomobili bulmak için Yalova, Bursa ve çevre illerde çalışma başlattı. Bir başka ihbarsa Kocaeli'den geldi. Otogar çevresinde görüldüğü iddia giden saldırgana dair izler rastlanmadı. Teröristin son derece profesyonel olduğunu gösteren yine ayrıntılar da var. Buna göre saldırıda kullanılan silahın tüm şarjörlerinde sondan 3. sırada gizli mermiler vardı. Saldırganın gizli mermiyi görünce şarjının boşalacağını anlayıp hazırlık yaptığı sanılıyor. Ukrayna'daki saldırıda kurşunların hedefi olmamak için denize atlayanlar da vardı. Saldırıdan kurtulan Suudi Hasan Hassasogi o gece yaşadıklarını, eşini denize nasıl attığını anlattı. Saldırıda 3 aile ikiz kardeş de o dakikalarda gece kulübündeydi. Eşlerimizi denize attık. Daha sonra onları kurtardık. Görgü tanıkları Reyna'daki saldırıda yaşanan dehşet anlarını anlatmaya devam etti. Onlardan biri de Hasan Hasfokki. 1980'lerin ünlü Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni o gece yaşadıklarını anlattı. Terörist masaları kurşunladıktan sonra üst kata yöneldi. O sırada eşim Meryem'i denize attım. Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın bir erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık. Silah sesi sustuktan sonra çektiği görüntüyle ailesini haberdar ettim. Saldırı düzenlendiği gece Reyna'da, Türkiye, Fas ve Suudi Arabistan'dan 3 ayrı ikiz kardeşinde olduğu ortaya çıktı. Suudi ikizler, Ahmet ve Muhammed El Fadl kardeşler yaşamını yitirdi. Çalışmak için mekana giden ikizlerden Yunus Görmek hayatını kaybederken, kardeşi Emre Görmek'in mekanda olmaması nedeniyle hayatta kaldığı öğrenildi. Baslı Nasma ve Nasime Raşi adlı ikizlerin de saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Nasma saldırıda ayağına gelen kurşunla hafif, ikizi Nasima ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ortaköy saldırısının yabancı uyruklu kurbanları ülkelerinde son yolculuğa uğurlandı. Aralarında Belçika vatandaşı da var.